Pico'yu seviyorsanız en azından iş yerinde dikkatli olun. Yargıtay emsal bir karar verdi. Dedikodu yapanlar tazminatsız işten atılabilecek. Umarım iş arkadaşlarınızın dedikodusunu yapmıyorsunuz. Hayır. Ne yapıyorduk valla? Dua ile ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Nazarla ilgili. Dedikodu yapıyor musun? Evet yapıyorum. En iyisini ben yaparım. En iyisini de yapsanız kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Aksi halde işinizden olabilirsiniz. Yapmasın abi. Niye dedikodu yapıyor? Yapmasın. Bir fabrikada çalışan işçi mesai arkadaşı bayanla müdürün gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Müdürüne şimdi herkesin dilindesin diye mesaj da attı. Kovulunca tazminat istedi. İşe iadesini talep etti. Öyle atılmanız zaten. Gereken öyle bence. Ben memurum. Ben bir şey söyleyemem ki abim. Memurlar daha çok dedikodu yapıyor diyorlar. Yapan kendine yapar. Dedikodu yapan işçi de kendi başını yaktı. Yerel mahkemece haksız bulundu. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay bu kez işçiyi affetmedi. Dedikoduyu sataşma nedeni olarak değerlendirdi. İşverenin yanında olup tazminata gerek yok dedi. İşten çıkarmayı haklı kesin nedeni kabul etti. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Arada konuşuyoruz arkadaşlarımızla yani. Yargıtay bir karar verdi. İş yerinde dedikodu yapan tazminatsız olarak işten çıkarılabilecek. Gerçekten. Benim yeni haberim oldu daha. Keşke bunun bir derecelendirilmesi olsa. Şu kadar derecede atılacak, bu kadar derecede atılacak gibi bir şey olsun. Dedikodu yapmayı sever misin? Kim? Asla dedikoduyu sevmem. Ben hiç dedikodu yapmadım diyebilir misin? Kim? Ufak tefek oluyor, yapmadım diyemem. Genellikle kadınlar %70 yapıyordur. Onların meslekleri, meslek olduğu için. Kimin mesleği? Kadınların meslek olduğu için. Kadınlar mesleği ne oldu? Dedikodu. Mesela üç kadın bir araya geldiğimizde şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Hiç yoktan bir laf yaradılar. Erkekler mi daha çok dedikodu yapıyor, kadınlar mı? Erkekler. Erkekler daha çok yapıyor ama çaktırmıyorlar. İki bayan yan yana gelince zaten dedikodudan başka bir şey yapmıyorlar zaten. Yargıtay'ın kararı emsal oldu. Karar dedikoducu çalışanı tedirgin etti. Umarım dedikodu yapmıyorsunuz. Tedirgin olmuşlardır dedikodu. Yapamazlar bundan sonra da. Dedikodu yapanlar işten atılacakmış tazminatsız olarak. Ya bu gençler. Evet, işten atarlar bizi. Dedikodu hakkımız bence.